İyi oldu ya. Özlemişim. Tatlım görüşürüz. Canım bay bay. Ezicim uğraşırız. Tatlım. Yaman. Çok memnun oldum. Eyvallah. Nesli'den numaranı aldım. Seni yarın ararım, bir kahve içmeye gideriz. Anlaştık. Olabilir yani. Bir programa bakayım. Saat 5 gibi evden alırım, mesaj atarım, sen aşağı inersin. Bebekte bir kahve içmeye gideriz. Kahve içme. Sonrasında da eve bırakırım. Karanlığa kalmayız zaten. Şimdi ilk çıkma falan, etraftan sana laf gelmesin. Racona ters. Bizde yanlış olmaz. İlk çıkma? Racon derken mi? Ha, hafta sonu akşam bir yemek yeriz, o ayrı. Yemek mi? Bir spagetti yeriz. Aa yok. Ben hamur işi yemiyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Bir şey olmaz. Kilon gayet iyi. Ertesi günü az yersin. Bak seni bir yere götüreceğim. Ölümüne bir spagetti yapıyorlar. Onu deneteceğim sana. Ben de o. Rahat ol. Hadi bakalım. Birader bırak bana. Dikkatli git. Gidince eve geldim diye mesaj at, sıkıntı olmasın. Ay ne sıkıntı olacak ya. Kızım sen mesajını at da. Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım. Neresi? Koçum yengen sana emanet. Tamamdır abi. Ben biriyle çıkmaya mı başladım ya? Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, hayallerden gelecek. Jet sosyete, yedi düvel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Tek eksimiz, yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Sabah üçte ikinizin nasıl aynı anda uykusu kaçıyor da tesadüfen bahçede karşılaşıyorsunuz? Vallahi nişanlılar aynı anda aynı şeyi hissedermiş Safiye abla. İkizler o talip. Yıldız'ın kikirdemesine uyandım. Artık o kadar kikirdatacak ne yaptıysam. Ne yapacağım ya? Kaliteli şakalar işte, ne olacak? O şakalara layık kaliteli bir kiralık ev bulun da inşallah artık. Annem bu siteyi çok sevdi ya Safiye abla. Karşılıksız bir aşk Talip. Bak Talip, sen benim canımsın. Ama misafirliğin de bir deadline'ı olur. Olmadı bir gider paylaşımı olur. Vallahi Safiye abla, anam bana harçlık veriyor ama sonra da masraf fişi istiyor. Ben de mahcup ve mağdurum yani. Nasıl konuşacağım ya? Nerede ki o? Mutfak alışverişine gitti. Bu ev için? Oo, siz geceleri gönlünüzce buluşup kikirdeş yiyorum. Belli ki dünyanın sonu yakar. Bu ayki emekliğimi çektim. Erzağımıza yatırdım Allah. Harbi mi ya? He. Bak 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 nasıl yoruldum ya. Ay, neler aldım bak. Bak. Ya. Tata. Bu ayki erzağımız. Ay
Bunlar bize fazla gelir. Acık fakir fukaraya dağıtarım, ziyan olmasın. Yok, difrize atarız ya fazlasını. Dalga mı geçiyorsun ya? Bütün ay bir bunları mı yiyeceğiz? Veganlığa karşı mısın Safiye? Bezirganlığa karşıyım. Bunları aldın, konu bitti ha Şenur abla? Ya ben zaten sabahları bir avuç yoğurt yiyorum, doyuyorum Safiye ya. Anlaşıldı. Buzdolabı raflarını ayırma vakti. Nasıl? Avrupa'daki ev arkadaşlığı tarzında. Bunları üst rafa koyarız, oradan yiyin. Alt raflara da bizim yemekler bitti. Siz neler yiyeceğiniz? Biz senin gibi fotosentezle beslenmiyoruz. Besin zincirinde daha üstte olan canlılarda yiyoruz. Ama elini cebine atarsan yarı yarıya kıymaya, tavuğa girebiliriz. Vay vay! Alman usulü diyor ne? Vallahi Türk usulü misafirlik konseptinde ikinci haftamız bitti. Kalmaya devam diyorsan elektrik, su, erzak, her şey Alman usulü. Vallahi bence Safiye abla akla. Ahtok! Aa, olaya bak. Bizim Şevko evleniyormuş. Şevko kim? Ya koğuşta sabah türkü söyleyip bizi uyandıran Şevko. Koğuş çıkaramadım. Ya bu sesi güzel diye gazinoya gönderilen, sonra bir şarkı bildiği ortaya çıkınca bizim birliğe geri gönderilen Şevko. Bizim birliği anımsayamadım. Ya o kepini kaybetti diye komutandan dayak yiyen Şevko. Cengiz, sen beni askerlik arkadaşım falan mı zannediyorsun? Bu kadar mı eskidi bizim evliliğimiz be? Hayır hayatım, her yaz otel zincirlerine gidip bedava kalıyoruz ya. Turizmci Şevko. Aa, seninle cimri cimri diye dalga geçen Şevket, bildim. Geçiyor değil mi? Adamın başka şakası yok. Düğünün 20 gün sonraymış. Aa. Bizim çocuklar bir araya gelmiş, kutluyorlarmış. Beni de çağırıyorlar. Ulan ne adamsın Şevko ya. Ay Cengiz, sakın düğünde çeyrek altın falan takmaya kalkma. Şevko'nun diline düşeriz yine değil mi? Yani. Ne olur bu sefer kıza en azından böyle bir takı makı falan bir şey alıp takalım da... ben yıllardır gerçekten farklı tatil beldelerindeki muhtelif otellerde etrafta cimri cimri pinti pinti diye el aleme rezil olmaktan bıktım ya. Tamam, bedava kalmaya da devam ederiz, mantıklı. Ha? Ben gidip göreyim şu serseriyi tamam. Ha? Hadi. Ay be, bir dakika, ne? Arabayı bana bırak. Ben nasıl döneceğim? Tamam, tamam. Ben taksiyle giderim. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Çocuklar, bakar mısınız benim hesabı alabilir miyim? Alışverişim geldi çünkü. Eyvah, ben cüzdanı evde bıraktım Cengiz var diye. Cengiz... Allah. Kolumda 20.000 dolarlık saat var. 20 liraya muhtacım şu an. İkilemlerin kadın ikisi Bostok. Çeyrek altın alacaksın he? Yaşa para yollamış. Kenara altın koyacağım. Yoksa birileri yiyip bitiriyor. Al şunu Safiye. Şenur abla. Bu ev için mi? İnanamıyorum. İnanma zaten ya, bu ev için değil. Gitmişken bana bir tane tam altın al diye verdim. Ne? Eve harcamıyorsun, altın alıyorsun. Ama dişimle tırnağımdan arttırdım Safiye ya. Dişinden arttırırsın tabii, bizden yiyip içiyorsun. Sence niye seni göndertip altın aldırıyorum be? Öküz gibi birikmişim var. Değil. Kendim gidemiyorum da ondan. Bu hanım halimle taksiye çıkacağım. Şoför Nebahat filminin kasketsiz, yaşlı ve dar gelirli bir remake'iyim ben Safiye. Şenur abla, tam param mı bu? Eksikse üstünü tamamlamam ha. Yok, güncel fiyat. Saydım da verdim. Hangi kuyumcudan alacaksın? AVM'nin yanındaki pasajda varmış kuyumcu. Güvenmiyorsan yarın git kendin al. Yok yok yok, altın düştü. Kaçırmayak. Yatırım timing işidir Safiye. Hızlı girip zamanında çıkmayı bileceksin. Misafirlik de öyledir de. Yok be. Günlerdir hiç yok malzeme falan. Kim kilo almış, kim neresini şişirmiş yazmakta. İçim şişti aa. Şöyle bir aşk falan patlasa da siteye koysam. Ha? Tamam tamam, hadi bay 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 bay. Buyurun, hesabınız. Oo.
Şimdi şöyle bir şey, ben cüzdanımı yanıma almamışım. Kocam da gitti. Ama sen beni tanıyorsun zaten. Yok. Tanımıyorsun. Anladım. Ama yani birazcık moda dünyasıyla ilgilenirsen iyi olur. Sonuçta AVM'de çalışıyorsun. Yani sebze halinde çalışmıyorsun. Ben bunu başka bir zaman, bir dahaki sefere mesela ödesem. Sen biraz halden anlasan. Halde çalışmıyorum. Kendiniz söylediniz. Ay, sempatiye bak. Gizem Hanım. Merhaba. Merhaba. Yeni çıkan kitabınıza bayıldım. Evet. Makyajla yüzün nerelerini aydınlatılacağını hepsini sizden öğrendik değil mi? Ay ne güzel. Kitabımla sizi aydınlattığıma çok sevindim. Bir foto çekinelim mi? Tabii ki. 20 liranız var mı? Ay, kusura bakmayın ben yanıma cüzdanı almamışım. Öyle bir durumda kal. Ben sonra size öderim muhakkak. Ay kusura bakmayın. Vallahi ya rezil oldum. Al. Buyurun fotoğraf çektirelim. Ay ne hoş vallahi. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Aydınlanmaya devam. İlahi iyi. Ay iyi oldu kadıncağızlar. Hadi bakalım. Ay otopark farası. Ay. Ay ne oluyor bu? Nasıl iş bu ya? O zaman ne yapıyorsun babaannenin nişan dışında be ay. İstanbul'da da adım az Sanfara anacığım. Ay Safiye ile o kadar empati yapıyorum ki şu an. Aa, merhaba. Merhaba. Sizin iziniz niye bitti? Mehmet Baygın yüzünden. Çok sevilmiyordu. Reytingleri o düşürdü. Evet. Ya biz çok seviyorduk sizin diziyi. Gerçi ay çok teşekkür ederim. 20 liranız var mı? Var. Kusura bakmayın ben yanıma cüzdanı almayı unutmuşum da ama şey yaparız muhakkak ben sonra size öderim. Yok. Telefonları şey yaparız. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok naziksiniz. Fotoğrafı çekilelim buyurun. İyi. Evet. Hadi bakalım. Oldu. Güzel. Çok teşekkürler. Mersi. Niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Neler gelmiş Maya. Ay dur 50 kuruş. Ya işte böyle böyle paranın değerini öğreniyor insan. Günler altın alacağım. Tabii efendim. Buyurun. Safiye. Benim. Vallahi tanıdım. Aynı köydeniz biz. Ya annemle annen arkadaştı. Edip be. O Edip. Hatırladın mı? Hiç. Ya Safiye yılan hikayesi. Uzun hikaye diyorsun. Yok. Annem beni yılandan kurtarmıştı. Ya şimdi çocukken tarlada tam yılan sokacakken annen yani Fikret teyze kafasına taşı indirip kurtarmıştı beni. Annem açık manyaktır yapmıştı. Ya, vay be. Nereden nereye? İyisin. Ya Safiye'nin beyi çaycıyken müdür oldu çok yükseldi dediler. Evet. CEO. Sen de maşallah almış yürümüşsün. Çok şükür. Ay Fikret teyzem ya. Vallahi hayatımı ona borçluyum ha. Yıllardır da seninle bir denk gelelim istiyordum ya. Dile benden ne dilersen. Ne dileyim? İndirim. Bir ton bir çeyrek altın alacağım. %15 indirim yaparım. %15? Ya şimdi bunlar da işçilik olmadığı için vallahi zararına veriyorum. Edip kankam benim ya. Ay. 375 kağıt cebime kalıyor. Şimdi mücevher iste. Onlardan işçiliği de almayayım. %40 indirim yapayım feda olsun. %40 hey maşallah. Cevher seviyorsun. Yok bir komşum var o çok sever. Ha yok öyle konuya komşuya falan indirim olmaz. Tüccar adamız biz. Yani sen kan kardeşim sayılırsın seninle beyine canım feda. Bak enişteme de söyle gelsin. Özel günleri boş geçmesin. Boş geçerdi piya ne mi Cevher? ben... Afrika'da elmas madenlerindeki işçilerin çalışma şartlarına karşıyım. Yoksa maddi durumumuz fevkalade. Evet,
25G'yi kaçırmayayım. Altınlarla otobüse mi gideceksin? Takside sizi görünce hemen el ettim. El etmedin. Resmen önümüze atladın ya. Neyse, sitenin kapısını da seni atar geçeriz bize. Dediğim gibi Cengiz Bey, güvenlik açısından. Kuyumcu da tanıdık çıktı. Dedi Mücevher'e %40 indirim yaparım. Kısmet. Belki Yıldız'ın düğünü zamanı. %40 mı? Oha. Annem bunun hayatını kurtarmış. Bize de acil kuyumcu lazım. Benim arkadaşım düğünü var. Bize de yapsın %40. Yapmıyor. Bir sana bir de kocana dedi. Yoksa Gizem'i götürürdüm, dükkanı boşaltıp çıkardı. Bir sana bir kocana mı? Hı hı. Yaşar'la tanışmış mıydı bu adam hiç? Hayır. Süper. Nasıl yani? Tamam Safiye'cim, sen hanımefendiyi sağda indirelim. Ben seni arayacağım Safiye. Cengiz Bey, sizde hiç Yaşar tipi yok. Yani eğer aklınızda öyle bir şey... Tamam Safiye'cim, şekerim. Hadi, hadi. Ben seni arayacağım. Sen in. Hadi, hadi canım. Hadi. Aa, yarın akşam sinemaya gidemem. Yaman'la maç seyredeceğiz. Zaten akşam onsuz dışarı çıkmamdan pek hoşlanmıyor. Bir hafta önce hayatımızda Yaman diye biri yoktu. Ne ara sevgili oldunuz? Ve sen ne ara dışarı çıkmak için birinden izin alır oldun? Biraz benim dışımda gelişti. Hoş çocuk mu bari? Hoş çocuk. Havalı, kaliteli bir tip. Ama... Ne ama? Bilmiyorum. Her şeye o karar veriyor. Giydiklerime karışıyor, bir baskın karakterli. Racon falan diyor bir de. Aforizmaları var. Biraz da asabi. Adını koyamıyorum. Ben koyayım. Maço. Maço bu mu? Maço dedikleri böyle bir şey mi? Ha. Önemli olan şu. Nasıl hissediyorsun? Yani, biraz oyuncak bebek gibi. Daha önce hiç bir maçoyla tanışmadığım için değişik. Sonuçta bizim sinema işi iptal mi? Bilmem. Bir Yaman'a sorayım. Wow. Bir haftada bir Yaman'a sorayım. Bu ben bilmem beyin bilirin üniversite görmüş hali, biliyorsun değil mi? Tek sıkıntı şu. Gizem asla bu konuyu öğrenmemeli. Her hafta bir mücevher ister. Cengiz Bey, kurban olayım, tek sıkıntı bu mu? Sizde hiç benim kocam tipi var mı? Yok mu? Tipi var aslında da. Yani ne bileyim, konuşmanız falan olmaz. Ben halledeceğim. Beni İngiltere'de İngiliz zannederler zaten. İngiliz zannederler? Diyelim ki inandık. Ne alakası var? Yani ben şiveye şeye o kadar yatkınımdır ki. Bana bırak sen. Cengiz Bey, vallahi yürümez. Hem bu bayağı sitcom klişesi. Hani böyle birini yerine geçme teması. Ya ben sanat filmi gibi oynayacağım Yaşar'ı. Sen karışma. Ay ben gülerim ya. Aa, senin niyetin illa komedi zaten, baksana. Hayır. Festival filmi gibi oynayacağım. Yaşar rolünü içselleştirdim ben. Cengiz Bey, gözünüzü seveyim ya. Ha? Kredi kartında isminizi görecek. Onu ne yapacağız? Ha. Geçmiş olsun. Evde kasada $10,000 var. Onu alıp geliyorum. Cengiz Bey ya. Bana da bir çeyrek altın atarsınız madem o kadar strese. Beraber yaşadıkça Şenur ablaya benziyorum. O zaman sen giyin de çıkalım. Ben giyineyim. Hazırım. Peki Türkiye buna hazır mı? Bak şimdi restoranda birinin gözü takılacak edecek. Ben de sevgi kelebeği değilim. İtle köpekle muhatap olacağım. Ne etti? Arıza. Ne var bu elbisede ya? Kumaş yok. Kumaştan çalmışlar. Hoş değil, yakışmıyor sana. Yakışmıyor mu? Fizik ben yakışıyor. Benim sultanım çuval giyse bile yakışır. Ama çizgine yakışmıyor. Sen milletin ağzına laf verme, üsturuplu giyin. Sen el alemin lafını namusunla, hanımefendiliğinle böyle rulo yapıp kıvırıp götlerini sok. Hanımefendiliğimle yapacağım bunu. Bayağı bir sınav. Hayat bir sınavdır ve benim her lafım hayat bilgisi dersidir. Okey.
anlaştık. Yani. İlayda Hanım Sultan. Hatunum. Baş tacı. Hadi de işte çıkalım. Tamam. Yalnız bu akşam ne yiyeceğim yeniden kendim seçeceğim söz vardı. Bakarız. Giniyorum o zaman. Açık gerçekten. Edip kardeş. Çocukken hayalimdi müdür olmak biliyor musun? Çocuksun işte. Baban işçi. Adam yerine koymuyorlar. Sen de hayalinde müdür oluyorsun. Bir odada oturuyorsun. Çayın geliyor gidiyor. Ona buna bağırıyorsun. Herkes senden korkuyor. Sonra bir gün müdür olduğunda anlıyorsun ki asıl korkan sensin. Neden korkuyorsun enişte? Biri keyfini mi kaçırdı? Bilmiyorum, ben tirat atasım geldi herhalde ya. Bilmiyorum ki. Yani iyi de oldu aslında. Güzel oldu. Hep gülgün nereye kadar ha? Edip kardeş, burası sabah daha mı aydınlıktı? Yok. O benim tiradımdan oldu ya. Şimdi tamam. Normalde ben sigara da içmiyorum ha. Edip kardeş, şimdi hanım söyledi gelsin %40 indirim yaparız demişsin ha. Başım gözüm üstüne eniştem. Bizim bir akraba evlenecek de. Ha, şu nasıl? Ay. Tam bir bebek. Kaç olur bize bu? Normalde 6000. Ama size 3600 olur. Bayağı %40 indirim. Tamam, %50 olsun. 3000 ver git. Duygularınla oynamıyorsun değil mi? Ben duygusal adamım. Evet, demin tiratta hissettim. Almışken bir de çeyrek altın al bulunsun. Neden korkuyorsun, neden korkuyorsun? Ha, bundan korkuyorum. Buyurun işte. Görüyorsan, gördün mü başıma gelin? Eski mankenin dramı. Bir zamanların ünlü mankeni kahvesini bile ödeyemedi, hayranlarından para istedi. Görüyor musun? Bayağı fakir yazmış kadın benim için ya. Aman, yaşlı yazmasından iyidir. En azından doğru değil. Hayatım, doğru değil falan diyorsun da ben fanlarımdan para alırken benim videomu çekmiş koymuş kadın instoşuna. Miss Magazinella. Sen kimsin ya? Bu kim be gerçekten? Kimmiş hakikaten ya? Ne bileyim işte, yarın buraya gelecek, tanışacağız. Nasıl? Eve mi davet ettin? Tabii ki eve davet ettim. Burayı böyle çiçekler, şampanyalar, bilmem ne bir coşturacağım. Şuraya oturtacağım, benim imkanlarımı görsün. Ondan sonra bu yazıyı teskif etsin. Teskin etsin yazıyı. Hayır, terlik değil. Terlik asla değil. Tenkit etsin. Kim kimi tenkit ediyor? Ben onu tenkit ediyorum ya. Bir dakika, Allah Allah. Neyse, gelsin burada gerçek beni tanısın ve yazsın. Sen bunu istediğine emin misin? Gerçek altın o Şenur abla. Anne, ayıp ama artık ya. Ne alakası var ya? Ben tadını seviyorum. Nadir tuttu Safiye. Tam altının fiyatı belli değil mi Şenur abla? Hiç indirim yapmadılar mı? Babamın oğlu mu? Niye indirim yapacak? O kadar gitti kaldık, şu imalara bak. Ya tamam tamam, sağ ol ya. Ha, bir daha dönüşte çalınmasın diye taksi tuttum. Onun da yarı parasını Alman usulü istemek vardı ama işte. Niye bir Almanya olamıyoruz? Yüreğimiz yufka. Kim o? Ozan bir şey soruyor. Ay, ne oldu? Böcek mi çıktı?
Ne soruyor bana sorsun? Ha, yok ya. Spor salonundaki oryantal ders iyi mi? Sen biliyor musun diyor. Ben onu öyle bir oryantal dans ettiririm ki Nesin Topkapı'ya çırak olur. Alnına para yapıştırıp sonra tedaviden kaldırırım onun. Kötü bir niyeti yok ya. Eski nişanlın. Gece gece arıyor. Ay, 9 gece değil ama. Beni kesme bir. Düzeltme iki. 9 gündüz mü gece mi? Gece. Okey. Gece gece mesaj atıp oryantal dersine geldin mi? Sana ne lan? Bir kere benim hatunum oryantal dersine gider mi? Benim hatunum edebiyle, namusuyla yürüme bandında yürür, iner sağa sola bakmadan eve gider. Sen kimle dans ediyorsun? Yetmiyorum zaten. Yok, ona diyorum güya ben. Ha. Gelsin buraya da bir masaya çıkartayım ben onu. Hayır, o yapmayacak zaten. Üvey annesi sormuş da onun için. Üvey annesi arasın o zaman. Bırak ya, sen muhatap olma, engelle. Engelle, hatta ver ben engelleyeyim. Dur, engelleyeyim. Bak, kalp kırmamak adına gidip dövmüyorum, arayıp küfretmiyorum, sadece engelliyorum. Bu da bana maçı diyenlere kapak olsun. Şu an bayağı Fransız erkeğim ya. Bayağı beni salon adamı yaptın çıktın. Ben bir şey yapmadım Yaman. Verir misin şu telefonumu artık? Al. Al gönlünün sultanı. Al aç çantana. Benim yanımda telefona bakma. Kalbimsin. Aşksın. Teşekkürler de yani. Sürekli bir gerginlik böyle üf. Bir kadın sevdin mi? İlaç gibi taparım. Yanlışını görmeyin, benzin döker yıkarım. Minareden at beni. İn aşağı, tut beni. O ne? Ay, ne bileyim, sen öyle benzin döküp yakınca cenaze, cami falan öyle çağrışım yaptı herhalde. Eyvallah. Hadi yerim beni. Güzel. İyi Şevko'nun nişanlısına el yüzü düzgün güzel fırlanta bir şey almışsın. İyi oldu, içim rahat etti. Tatillerin hepsini bedavaya getireceğim. Bakalım bu hafta benim doğum günüm için ne alınacak? Doğum günüm? Öbür gün doğum günüm ya Cengiz. Çiğ'de büyük parti veriyoruz bilmem ne. Cengiz. Tabii canım. Allah siz de ya. Doğum günü de unutmuş değiliz herhalde. Şeye şaşırdım ben. Yani hediye beklentin büyük mü? Yok, küçük. Ekonomi malum yani. Yok, küçük bir şey alsan yeter. Ama şey küçük bir şey. Şey küçük bir şey. Bir küçük bir şey, bir küçük bir şey. Bunların hepsi olabilir ya. Böyle leblebi gibi, nohut gibi, bezelye gibi, fındık tanesi gibi bir pırlanta falan olabilir. Öyle küçük bir şey, yük tahfif, pahada ağır. Ben çanta falan düşünmüştüm yani. Alacağım mücevheri koymak için çanta ayrıca. Çok güzel düşünmüşsün. İlla mücevher. Cengiz, arkadaşının nişanlısına mücevher alıp buna atkı örmeyeceksin herhalde. Allah'ım kayınvalidem, nasıl taşı gidiğine koymak, hatta fırlantayı gidiğine koymak aşkım benim. Ay ben bunun için güzel. Şunun güzelliğine bak, mor yüzlü bir kadın ve nasıl güzel tespitleri var. İnanamıyorum gerçekten Cengiz. Aşkım benim, ne vereyim sana? Ne vereyim ablam? O kadar da genç görüyoruz ki ablam gibi bile diye. Çay, kahve ne istersin balım? Yani seni ben engellemedim. Yaman engelledi. Ne manyaklar var ya. Ayrıca ben asılsam sana mı asılırım? Üf, her neyse. O zaman ben bu çocuğu beğeniyorum. Ama ayrılmak istiyorum. Gittikçe deliriyorsun, farkında mısın? O zaman çocuk maço. Daha doğrusu Alara öyle dedi. Ben hayatımda hiç maço biriyle karşılaşmadığım için çözemiyorum. Ama ayrılmak istiyorum Allah'ım. E ayrıl. Nasıl ayrılacağım? Beni dinlemiyor. Hiçbir dediğimi kabul etmiyor. Ve de arıza. Ben ne yapabilirim? Hayatımda hiç maço sevgilim olmadı İlayda. Bir konuşsam diyorum. Ben? Çağırdım şimdi zaten, gelecek. Ne? Ya adam zaten bana takmış. Sen de erkeksin. Biraz şey yapsana. Ne yapayım? Ne? Ne? Aa, bu kıza bu kadar karışma bakayım. Öyle gelemez öyle şeylere falan de. Kızıp bir şey yaparsa da beni korursun. Ya ben seni nasıl koruyayım ya? Gizem abla bile beni itip kalkıyor. Sen ne diyorsun? Hadi hadi lan kalk. Ha. Vallahi. Ay ya, çok geç geldim de. S-
Selamünaleyküm birader, hayırdır? Ozan, Yaman, tanışın istedim. Çünkü biz İlayda'yla kardeş gibiyizdir. Kardeşim gibidir. Kardeşini gördüm, pek kardeşine benzemiyor bu. Kardeşin çitlenmik gibi, bu hıyar gibi. Ben kalkayım. Oo, ne bu havalar? Racon kesme, raconunu keserim birader. Gidelim evde konuşalım ne konuşacaksın. Görgü tanımamasın diye mi? Evet. Bu şekilde kendi evimiz. Gerçi yan ev de bizim. Orada da genel müdürümüzü oturtuyoruz bedavadan. Yani sevap olarak. Hanımefendi ben para mefhumunu o kadar aşmış bir insanım ki artık yanımda para taşımıyorum yani o şekilde. Onu biliyorum evet. Bu artık zenginliğin son aşamasıdır. Yani zirvedir bu artık zenginlikte. Yani parayı harcamışım, 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 bıkmışım. Fakat işte o gün para beni harcadı. Şu eski manken işsiz kaldığından ben de öyle bir yorum yaptım tabii. Evet. Yalnız ben eski manken değilim, mankenim. Ben şu an aşırı zenginlikten çalışmıyorum. Diğer arkadaşların yerini kapmamak adına. Anlıyorum. Arabaları görmek ister misiniz? 3 tane arabamız var. Gerçi biri şu an bakımda. O kadar lüks arabalar ki benden daha sık bakıma gidiyorlar. Görmeme gerek yok canım. Ben en iyisi bu konuştuklarımızı özel bir röportaj olarak kendi siteme koyup... Çok güzel mi? Olur. Pardon, özür dilerim. Çok güzel fikir. Bir saniye geliyorum. Buyurun. Cengiz Özpamuk'un evi mi? Evet. Buyurun. Şey mi? Tamirat için falan mı çağırdılar? Ne yaptılar? Borcunuzdan dolayı haciz geldi. Borcunuzdan dolayı haciz mi geldi? Ne diyorsunuz? Nasıl... Kime borcumuz var bizim ayol? Zahide! Gel kız bir şey oluyor. Ne oldu? Hayırdır? Anam bir şey oluyor. Borcunuzdan dolayı hacize geldik falan diyorlar. Kız biz iflas mı ettik? Aman ağzından gel alsın. Hiç öyle şey olur mu canım? Dur ben Cengiz'i arıyorum. Ara ara. Ay beyefendi ne kadarmış borcunuz? Faiz ve cezalarıyla 30.000 TL. 30.000 TL mi? Ay... İlahi, ay, aa, ödüm patlattınız. 30.000 TL, biz o borcu aşırı küçük bir borç olduğu için unutmuşuzdur herhalde. Öyle bir şey olmuştur. Zenginlikten olmuştur o. Yok, cevap vermiyor bu Cengiz. Ne yapacağız? Hmm. Aa, kasada var, kasada. Araba. Tamam, tamam sorun yok. Dolar olarak şey yapabiliriz. Mahmut bozdururuz filan ama ödemeyi yaparız. Tamam, bir dakika ben sizi bekleteceğim. Aa, zenginlikten borç unutmuşuz. Ben bir daha arıyorum Cengiz'i. Bir de bu var. Aa, bu güzel bak. Ha, vallahi tam bizim hanıma sürpriz. Safiye'ye değil mi? Safiye'ye? Tabii Safiye'ye. Hanıma diyoruz kardeşim, başka hanım mı var? Bu gerdanlık tek. Özel yapım. Bir eşi daha yok. Hatta bunu yapan usta rahatsız şu an. Gözlerinden mi? Yok, grip. Ama şimdi gıcık adamdır. Yap desen bir daha yapmaz. He. Kaça bırakıyorsun bunu bize kardeş? Şimdi enişte normali 25.000 ama sana 15.000 olur. Kaç? Ya sen ne yaptın ya? Sen Safiye'nin kan kardeşisin ya, ayıp mı oğlum? Vallahi enişte zarardayım ya. Hı. Tamam, 14.000 olsun. 14.000 bende ne arar Edip kanka? Ne arar ya? Hı? 13.500 son. Hediye paketi yap. Dolar vereceğim. Kaçtan bozuyoruz? Vallahi. Kura bakarız enişte. Dolarlar yok. Kasa boş. Ne yapacağız Zahide? Sen gel biraz benim. Kız şirketi aradım. Bunlar kesin bizim şirkete torba yapan adamlar. Cengiz niye ödememiş ki? Yaptıkları torbalar patlamış hep. Çöp olmuş.
Cengiz de sinirlenmiş, bunların parasını ödememiş. Adamlar da icraya vermişler. Allah'ım yarabbim, hale bak ya. Hayır, kasadaki paraları kim aldı? Kasa da boşalmış. Arkadaşlar, yatak odası televizyonları niye indiriyorsunuz ya? Hanımefendi kusura bakmayın, borcu ödeyince geri alırsınız. Hey Allah'ım yarabbim, hey Allah'ım ya, nasıl bu? Ay nasıl da denk geldi, vallahi siz buradayken Magazin Ella ne olacak, sitcom gibi gerçekten. Ya Cengiz torbacısına borç yapmış. Torbacısı da mı? Sorma sorma. Arkadaşlar ya alıp götürüyorlar, bir şey yapsanıza çocuklar. Arkadaşlar. Oğlum niye yatak odası televizyonlarını alıyorsunuz ya? Yatak odasından televizyon seyretmek benim vazgeçilmezim. Gizem Hanım taşınıyor musunuz? Yok, Aciz geldi, Aciz. Aciz mi? Hayır, tabii ki haciz gelmedi arkadaşlar. Biz televizyonlarımızı hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Çünkü artık ne bileyim televizyon seyredilmiyor ya. Kimsenin baktığı yok televizyonlara. İş hep dijitale döndü, evet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sizlik bir şey yok çocuklar. İlayda Hanım, Ozan Bey ve yeni sevgilisi de dışarı çıkmış. Biz de buraya mı geldiler diye takip ettik. Yok, buraya gelmediler. Siz başka bir yerde onları arayın artık. Yok. Efendim, mali durumumuz kötüymüş, haciz gelmiş. Hayır canım, öyle bir maddi durum falan değil. Küçük bir borç unutulmuş, önemsiz bir şey. Cengiz torbacısına borç yapmış anacığım. Adam da psikopat mıdır, kafama gidiktir, nedir bilmiyorum. Böyle birilerini yollamış işte. Torbacısı mı? Cengiz Bey'i ne kullanıyordu kız? Safiye ne diyorsun anam? Neden bahsediyorsun sen? Değil mi şimdi? Safiyeciğim ben sana sonra anlatayım. Bir öyle bir konu yok. Öyle bir konu yok. Ben sana anlatacağım. Sen git evine. Aşkım bir sonra konuşuruz tamam mı? Sen de... Bak kıyamet kopuyor zaten burada. Lütfen. Efendim torbacı kimdi? Ya, ne bileyim. Tanımıyorum ben de torbacıyı morbacıyı. Zaten kimse adam. Ben olsam ona dolarları böyle eline sayardım gönderirdim. Ne borç takıyorsun sen adama? Değil mi? Dedim buradan ödeyeyim. Ha, bizim kasada normalde durur dolar durur. Baktım ah kasa boş. Kim Cengiz mi aldı? Ne oldu? Anlamadım da paraları. Öyle bir saçma sapan bir gün. Bunları çekmiyorsunuz değil mi? Ay ne biçim insanlarsınız? Çocuk var ya, bu nedir? Of. Adam uyuşturucu mu kullanıyormuş? Vallahi torbacı torbacı deyip duruyorlar. Her tür haberdir. Ha? Bak bak. Koçum sen sat o arabayı, dediğimi al. Oldu abi, öyle yapayım ben o zaman. Karı kız manetacılık işlerini ne yapıyorsun? Öyle şu an boştayım abi. Olmaz. Efendi bir kız bul, düzenini kur. Düzenli hayat iyidir. Spor? Yoga filan. Yoga olmaz, delikanlıyı bozar. Kickboks yap. Pek şiddet sevmiyorum. Şiddet mi lan kickboks? Aptal aptal konuşma. Ne kickboks? Çok bildiğimden de değildir. Kickboks en kral sporudur. Sen kickboks yap. Anlaştık? Yaparım abi, tamam. Eyvallah. Ben bir ufak su dökeceğim. Yengene göz kulak olayım. Bu ne ya? Bu bayağı seri köz getir çocuğu bu. İsviçre'de mühendislik okumuş. İşte seri köz getirin İsviçre görmüş o. Baba ne yapacağım? Niye şuna iki laf edemiyorsun? Bir şey yapamıyorum ki. Böyle genç kız gibi kaldım burada. Of, çok baskın bir karakter. Biliyorum. Oğlum nasıl ayrılacağım ben bundan ya? Sen de yani nereden buluyorsun bunları ya? Ya saçın topuz yapan yoga hocası ya da bu, bir arasını bulamadın. Arası sende, sen de dangalak çıktın, ne yapalım? Çok duyacak. Of. Ben aslında gitmek istiyorum ama yengeni göz kulak ol dedi, gidemiyorum. Esir aldı bizi resmen. Aman bir şey olmaz, kalk git. Yok yok, gitmeyeyim şimdi, tadımız kaçmasın. Oo, Gizem abla şu anda hem fakirsin hem ünlüsün, ki bu çok nadir olur. Ya poşet imalatçısı, poşet. Torbacı değil, poşet imalatçısı. Sen bana atar gider mi yapıyorsun?
Sen bana atar gider mi yapıyorsun? Torbacının parasını vermiyorsun. Buradaki kasadaki paraları alıyorsun. Ondan sonra budget imalat. Yani budget imalat sen. Ha, terminolojiden kaybettik yani Cengiz. Terminoloji falan diyorum, sinirden bilmediğim laflar söylüyorum. Oo. Haberler çok tatsız. Ama çok şükür Cengiz, senin adın geçmiyor. Gizem abla şu an hem fakirsin hem de kocam bağımlı. Yahu öz pamuk soyadından kocasının ben olduğumu çıkartamazlar değil mi? Yok canım, seni eskiden tanıyan kimse bununla evli olduğuna ihtimal bile vermez. Beni eskiden tanıyan kimse de seninle evli olduğuma ihtimal vermez. Aa, niyeymiş o? Benden 14 yaş büyük, piknik tip, fakir bir uyuşturucu bağımlısıyla mı evlenmiş ben nedense bu bacaklar varken? Neyse ya, kimse görmemiştir. Saçma sapan internet siteleri almış sadece, 2 gün unutulur. Yok, hayır, ne demek, ben bunun peşini bırakmayacağım. Yarın büyük basın toplantısı yapıyorum. Halkın doğru haber alma özgürlüğünü onlara geri vereceğim. Sen de torbacının parasını ver. Cengiz, yukarıda televizyon kalmadı be. Poşet imalatçısı, poşet. Ya masum yapıyor. Ya aradaki farkı bilmiyor olabilir mi ya? Masum yapıyor ya. Kaç kez uyaracağız? Maşallah, sübhanallah. Şenur teyze. Bu değirmenin suyu nereden geliyor, hiç anlamıyorum ha. Değirmen? Gigabyte değirmeni. Bu ara sende bir internet bolluğu, bir sosyal medya böcüklüğü. Ne var ki? Ne var bilmiyorum da, misal kahvaltılık yok. Dün buzdolabı raflarını ayırmaya kalkan ananın kızı aniden nasıl oluyor da internette yüzer oluyor? Anlamıyorum. Parayla değil, yumurtaları çatlatıyorsun, internet geliyor. Yumurta görsek çatlatırık. Kahvaltıda sayıyla veriyorsunuz insana. Ya bu yumurta resmi. Bak şimdi. Bu geneçe şeyse. Haftada 2 kere yumurtanın üzerine tık tık yapıyorsun. Yumurta çatlıyor. Sonra bir bakıyorsun. Ooo 3 GB, 5 GB sürpriz diye internet. Ay, 3'e 5'e bakmasınlar. Bana da versinler ya. Bana da al. 25 yaş ve 6 olman gerekiyor yalnız. Bildiğim kadarıyla değilsin. Ülkelerlik yapma da kendi telefonundan yap. Görek bakalım hakikat bedava mı? Çatlat mı yapayım? Hı? Tamam. Oha! 5 GB geldi. Süper şans. Benden dolayı, benim temiz kalbimden. Altın yumurta. Dikkat ettiysem altının altını çizdim. Peki senin dilinin altında ne var Şenur teyze? Hiç. Bu evde para verip birini bir şey almaya yolluyor. Oy, para üstü gelmiyor. Konu hala anneme aldırdığın altın mı? Ya bir kuyumcu 1 lira bile mi indirim yapmaz? Bak Şenur teyze, annem duymasın. O bir kuruş parayı cebine atacak insan değildir, tamam mı? Sen de bunu biliyorsun. Tem zaten dün akşam senin cevabını da verdi. Aa, ben cebime atıyor diyorum ya, aman. Kuyumcunun aç gözlüğünü eleştiri getiriyorum. Boş ver ya. İşine bak sen. Çatlat patlat yap ya. Allah Allah, ne yapıyorsa yap. Aman alınganlığı da hiç içim almıyor ha. Çatlat patlat, çatlat patlat. Bu sarışın kaleci çocuk aşırı Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor. Gülüm, sana ne, kime benziyor? Sen oyunu takip et. Ediyorum. Futbol severim ben. Ama ne öyle yani sarışın marışın? Ha? Sen hanımefendiliğini, spor severliğini ön plana koy. Burada delikanlıyı maymun etme. Anlaştık. Yaman. Ben diyorum ki, acaba ilişkimizi bir gözden geçirsek? Ben de farkındayım. Kıpır kıpırsın bir. E, haklısın da. Değil mi? Doğrudur. Böyle gitmez. Bravo. Adını koyalım önümüzdeki ev, bir yüzük takalım. Yüzük mü? Doğrudur, tek yüzük de olmaz. Aileler de tanışır. Pastamızı da keseriz. Instagram'a fotoğrafı da çakarız. Altına da pasta, kalp, yüzük emojisini mıhlarız. Ak koyun, kara koyun. Kim kiminle belli olsun. Yanlış olmasın. Anlaştık. Yani... Adam keserim senin için. Yok, ne zahmetler. Pasta keseceğiz işte. Kaderimsin. Aa, değil mi öyle? Zaten kader.
Allah'ın kararı verdi. Önce Allah'a, sonra bana emanetsin, kadınımsın. Adını dağlara yazarım, sonra Ferhat gibi denerim o dağları. Okey. Ne okey kızım, sen de bir aforizma patlatsana. Ümitsiz durum yoktur, ümitsiz insan vardır. Eyvallah. Cengiz yıkılıyor. Anam bu ne? Ne yapmışsın sen? Ay çok baba doğum günü hediyesi. Bir de diyorsun ki 10.000 dolar nereye uçtu? Ha buna uçtu. Yine yetmedi tabii de. Cengiz çok güzel. Ne bu be? Ay kız nereden bu? Üzümünü ye, bağını sorma. Hayır. Bunun yüzünden şirkette öğlen aralarında uzun bir süre peynir, simit yiyeceğiz ama artık. Ay kıyamam ben sana, kıyamam ben kocama. Ay canım aşkım, simit peynir yiyeceğiz. Sen meyveye bağır Cengiz. Gerçekten bu böyle artık hamur işi adamı oldum bu aralar. Bak kendine bak. Vallahi buralar filan kulak memesi kıvamında adamı oldun hayatım, meyveye. Ya ben senin için servet ödemişim. Bana söylenilenlere bakın ya. Bırak. Vallahi bırakın ya. Küçük saçma tatlım ne yapıyorsun? Aa küçük gel buraya. Küçük hamur işi. Aman lokma gibi adammış bu. Hem küçük hem hamur işi hem tatlı hem trendim. Duyuyor mu? Duymuyor ki. Gitti bastı gitti. Ama duyuyor. Kız nasıl bu kadar para vermiş bunu? Oo, iyi adam bir vallahi. Hamur işi falan. İyi. Kaçta basın toplantın? İşte yarım saat sonra. Şunu da taktım ki hani böyle bir gösterişi olsun. Güzel değil mi bu, gösterişli görünüyor. Paraya kıymış hayret. Anacığım ne yapayım? Dün kesin gitti aldı bunu. Ben öyle hissettim. E alacak o kadar ya. Alsın birazcık, arkamızda kafa gibi adam var yani. Mankensin diye yapıyorlar biliyorsun değil mi? Kısa ömürlü meslek ya. Anacığım mankensem de mankenim. Allah Allah, demek ki iyi yere dükkanı açmışız ya. Allah Allah, adam yağdırıyor bak. Cömert adam. Bonkör adam, elinde para tutamıyor. Tanımıyor musun adamı? Alo. Anne. Nasılsın? İyi. Ya kafam bozuldu da. Bak kimseye anlatma tamam mı? Bu Safiye'yi gördüm dedim ya. Ya onun kocası itin teki ya. Vallahi ziyan oluyor kızcağız ya. Tony bayağı gelin oldum gidiyorum, beni kurtar. Ben bu çocuğa bir ağız burun dalayım be. Dal be. Bir haddini bildireyim be. Bildir. Şöyle bir bacaklarını sıkayım da hizaya gelsin be. Gelsin be. Kız sen deli misin? Adam şuraya gelse elini öpüp başıma koyacak kıvamdayım. Ama Tony ne yapacağım? Hayır demeyi, iletişim kurmayı bilmiyorum. Hiç maço kültürüm yok. Benim maço kültürüm nereden olabilir acabeysa? Tatar Ramazan'la mı büyüdüm ben? Tatar Ramazan değil, nerede o eski Ramazanların insanıyım ben? Delikanlılığın değil, senin kanlılığın kitabını yazan biriyim. Maço tayfa değil, laço tayfa severim ben. Örnekleri daha da çoğaltabilirim. Of, ne yapacağız? Bu maço işlerini bizim çevreden kim bilir? Safiye Hanım. Valla. Bilbisi kadın, taşlı kadını. Elazığ'ın pastoral kesiminden. Sonrasında da iç Ayaza, mahalle gün. Yani milletin bıçak çektiği ama etrafta dana pirzolanın görünmediği ortamlar. Maçolarla nasıl başa çıkılacağını o çok iyi bilir. Ona danışalım. Evet, bazı arkadaşlar şu an geldiler, canlı yayına geçti. Onlar için de tekrar etmek istiyorum. Evet, son yarım saattir sürekli olarak anlattığım gibi arkadaşlar... Bu 30.000 lira bizim şirketimizin ufak bir borcu, unutulmuş bir borç olabilir. Sonuçta bizler 30.000 liraları unutabilen insanlarız. Öyleyiz yani. Mesela benim şu küpemin teki vallahi 30.000 lira falan. Şurada düşse inanın ben Elif almam onu. Gizem Hanım, şu torbacı işini de aydınlatalım. Aydınlatalım canım. Poşet imalatçısı olarak yani torbacı. Normalde benim işim inanın sigara bile içmez. Akşamdan akşama şu kadar bir viskisi vardır. Onun içine de buzu koyar, suyu koyar, sodayı koyar. Ben mandar eder artık viskiyi. Zaten gastrit... Evet.
Çok detaya girmeyeyim. Yani o şekilde. İçmez yani. Yani haberler çarpıtıldı mı Gizem Hanım? Ay kesinlikle çarpıtıldı şekerim. Ya yani ben böyle bir şey görmedim. Magazin yerlerde, magazin ayaklarda. Ben size eski bir magazin kapağımı getirmek istedim nostaljik olarak. Bak magazin bu zaman magazinde. Magazin eskiden magazin. Görüyor musun? Böyle kaliteli kapaklar yapılırdı. 10 numara bir kalite vardı. Özel hayatımın kapılarını açtığım yıllar bunlar benim. İşte aşıkken geyişi oluyorum, erkeğimin ayağını yıkarım, gocunmam falan. Bu başlıklar, bu kapaklar çok hoştu. Magazin, Marava Televole zamanı magazindi. Sonra ayaklara düştü yani. Şimdi yan masadan oradan buradan bir şey duyan açıyor bir Instagram hesabı. Çat 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 oraya yazıyor, magazinci oluyor ya. Olmaz. Ben video çekerek paylaştım yalnız. Lütfen. Ha lütfen, ben size lütfen hanımefendi. Yani böyle bir gazetecilik yok. Haberciliğin bazı kuralları vardır biliyorsunuz. Hepiniz bilirsiniz arkadaşlar, gazetecilik okullarında da öğretilen 5K 1N kuralı. Bilmiyorsanız ben mi öğreteceğim bunu size? 5K 6 kural oluyor bunlar. Kim, nerede, nedir? Olay nasıl oldu? Evet, bunlar bir haberde olması gerekenler. Böyle yapacaksınız gazeteciliği. Ben mesela her zaman belgelerle konuşurum. Onun için evlerin tapularını getirdim. Mesela 12 adet. Burada görebilirsiniz istiyorsanız. Arabaların ruhsatlarını falan getirdim. 3 adet. Normalde banka hesaplarının dökümünü de getirirdim ama kalbi zayıf olan arkadaşlar için onu getirmedim. Yani paraya para demiyorum arkadaşlar. Saçmalamayın be. Aa. Evet, basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum geldikleri için, basın emekçilerine. Sağ olun. Safiye, aşkım. Gizem'e. Ne yapıyorsun? O nasıl? Oo. Kolyen yeni mi? Evet, Cengiz almış. Öyle mi? Nereden almış acaba? Bilmiyorum, adam söylemiyor. Bayağı da para vermiş. Kız kim bunlar? Bizim önünde birileri var. Vallahi Gizem, bir kalabalık toplandı. Sen akşamki doğum günü partinden önce bir kokteyl falan mı veriyorsun? Yok, yok öyle bir şey. Ne yap? Kim bunlar? Fanlar falan mı acaba? Olabilir öyle bir şey. Dur bakayım bir. Göreyim. Hadi görüşürüz akşam. Görüşürüz gülüm. Arkadaş, tamam bir de arkadaşlar sakin bir, anlamıyorum ben, tek tek lütfen teker teker söyleyin. Bunuz iyiymiş. Ben borç istiyorum. İş kuracağım. Oo, vallahi sen bizi unuttun. Sen 3 yaşındayken İzmir'de komşundun ben. Nasıl unutmuşum bunu, hay Allah. Halbuki 3 yaşındayken ben size ne kahveler ne dedikodular. Valla gerçekten kusura bakmayın ama ben çok çıkartamadım sizi. Ben hiç adam olsun. Yok ya. Yaşar abi Safiye ablayı aldatmaz, yapmaz ya. Ya babam bu kuyumcu adamdan gerdanlık almış başka kadına. Kuyumcunun anası bunu seni anneannene mi söylemiş? He, anneannem de bana söyledi. Anneme söylemeyelim değil mi? Kadın kimmiş kız? Şenur teyze, nasıl bir kulak var sende ya, yarasa kulağı gibi. Yaşar geldi ya, dost mu tutmuş? Hayır anne, yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. Aa, hiç şaşırmadım tabii, Bursa'da tek başına paraların kim harcandığı anlaşıldı. Ay hiç içim olmadı. Kuyumcu Bursa'da mıymış, burada mıymış? Anlamadım ki. Anneannem bir yandan anlatıyor, bir yandan ağıt yakıyor. O kadar mı üzülmüş? Yok, babam ölecek diye ağıt yakıyor. Öldüreceğim onu diyor. Safiye ablaya nasıl diyeceğiz ya? Alıştıra alıştıra mı söylesek acaba? Nasıl alıştıra alıştıra? İşte benim Yıldız'ı sana ilk söylediğim gibi anne. Ha, platonik dedin. Yemediğiniz halt kalmamış. O şekil mi? Yani. Yok yok yok. Siz karışmayın yavrum. Ben kadın kadına uygun bir şekil anlatırım Safiye'ye. Oo, Yaşar'a bak sen ya. Tanıdık kuyumcu ha? Safiye abla burada çeyrek altın için kendini paralasın. O gitsin orada kadınları gerdanlık alsın. Onu demiyorum ya. Madem tanıdık kuyumcu var niye söylemiyorsun Yaşar? Altınları indirimli alırdık. Ya. Arkadaşlar bir dakika ama ya biz tamam. Tamam canım, onu halledeceğiz. Ne kadar lazımdı kunduz barınağına? 500 bin. 500 bin mi? Yok artık. Kunduz ne yiyor kunduzlar? Istakoz falan mı yiyor bunlar? Gizem, beni hatırladın mı?
Beraber ayakkabı tanıtımı yapmıştık. Öyle miyiz? Ayakkabıcı mıydınız? Mankendi. Hadi be. Ah hadi be. Ama belli şeyden. Manken olduğun gözlerden belli. Onu anladım. Canım nasılsın? İyi misin? Fakirim. Bir ev alsana bana be. Ev alayım. Bayağı ev. Ay, sandım 3000-5000 bir şey isteyecek. Arkadaşlar oldu. Gizem, haber yok. Gizem, 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 ya ama ben dedim, millet bala üşüşen sinek gibi üşüşecek. Ben zenginim diye ortaya çıkma dedim. Ana para saadet getirmiyormuş gerçekten. Bu ne böyle be? Aa, bir sürü hiç tanımadığım ve beni de daha önceden hiç tanımayan komşum ve akrabamla tanıştım. Akşam o şaşalı doğum günü partini de magazinciler çekerse artık bunlar bu kapının önünden hiç ayrılmaz. Üstelik zengin, okumuş, maçonun cilalısı yani. Hmm. Ne yapayım şimdi ben? Nasıl ayrılayım? Ayrılamazsın. Ulaştım bir kere, bitti. Racona uymaz. Mecbur evleneceğim. Ne? Ne? En başta düşünecektin. Ya onusun ya toprağın geçmiş olsun. Artık senin namusun, onun namusun. Ama böyle olmaz ki ya. İyi tarafından bak. Demek ki sağlam çocuk. En azından evini yerini bilirsin. Kocanın gölgesi üstünde olur. Benim kimsenin gölgesine ihtiyacım yok. Hatta gölge etmesin başka insan istemem. Bu lafı muhtemelen o anlamaz. Safiye Hanım, tavsiyeniz bu mu? Bu. Ha bir de çocuğun suyuna git. Sağa sola bakma. Eğilip kalkarken dikkat et. Girdiğin ortamlara, oturmana, kalkmana dikkat et. Düşüp kalktığın kişilere dikkat et. Ve genellikle... Dikkat et. O da hayırlısı, benim evde işlerim var. Görüşürüz. İyi günler. Bu neydi şimdi? Yok hayatım. Biz maço kültürünün çok dışındayız. Bu kadın cüvezde o kadar içinde ki artık asimile olmuş. Bu da yanlış insan demek. Yani biz öyle bir tip bulmalıyız ki hem o sistemin içinden olsun hem o sisteme karşı olsun. Sistem, yemin ediyorum ya. Anne, nereden girdim ben bu işe? Senin ağzın ne diyor Şennur? Dediğim gibi yaşar seni boynuzluyor. İyi ki alıştıra söyledin ha. Elin karılarına gerdanlık almış diyorum Safiye ya. Hangi karıya almış? Yalan. Ben beyim yapmaz. Boyu devrilsin aldıysa. Kız anan aradı ya. Sizin memleketle bir kuyumcu varmış. O anlatmış. Kuyumcu mu? Yaşar geçen de bu adama gidiyor. Bir kolye alıyor. Kuyumcu ertesi günü rospik tipli bir kadının boynu da görüyor kolyeyi. Memleketli kuyumcu. Kim o ya? Yok öyle biri, yalan bunlar. Aman boş verin. Milletin mutluluğumuzda gözü kalıyor. Anne bu ne rahatlık ya? Yanlış görmüştür adam, yanlış. Zaten kuyumcu muyumcu tanımıyoruz biz. Safiye abla, adam İstanbul'daymış. Numarasını falan hep aldık. Ara konuş ya. Evet anne, konuş. Gerçekler ortaya çıksın. Çıkmasın yavrum, ne gereği var? Aman, erkeğin elinin kiridir zaten. Sen ne diyorsun Safiye ya? Feminizm için bir yüz karasısın. Puh! Bugün biraz iyileyim, evet. Ver oğlum, ver. Ben arayacağım, ben konuşacağım. Ver, 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 ver ya. Kapatın bu konuyu ya. Bu ne ya? Anne, babam kadına gerdanlık almış. Ya sana kasaptan kuzu gerdan almıyordu pahalı diye. Selamün aleyküm kardeş. Ben Safiye Gül'ün dünürüyüm. Sağ olasın, nasıl olak? Belki ben poligamiye inanıyorum ya. Safiye'nin beyi geçenlerde bir şeyler almış sizden. Safiye'ye diye bir de indirim mi yaptınız? Ay. Belki bizimkisi açık evlilik. Safiye de mi geldi geçen de size? Ne vakit? Kim bilir hangi Safiye, bin tane Safiye var. Altın aldı, indirim mi yaptınız? Bu bana bir komplo. Ya sen şimdi o yılan hikayesini boş geç kardeş. Öteye at. Şunu bir anlat bakayım.
tam altına ne kadar indirim yaptın sen? Ha, bir iftira. Vay, 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 vay. Cengiz, fakir görün biraz. Fakir görün, başlıyorum. Arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an ben Kocişim'le doğum günü keyfi, nohut and pilav. Arkadaşlar, pasta, şampanya, hediye işini bu yıl için atladık. Çünkü ekonomi malum. Evet, biz de dardayız. Biz de çok dikkat ediyoruz. Çünkü devir tasarruf devri. Istakoz out, nohut pilav in. Evet, ben şu an nohut pilav pastamı üflüyorum. Happy birthday darling. Evet, herkesi öpüyorum sevgiler. İngilizce zengin gösterdi. Ya evet, olmadı. İşte bir alışmışız, ağzımdan bir an çıkıverdi. Ben salıyorum bunu. Sal sal. Şey, hashtag fakirlik kalp ben. Kapının önündeki izdiham dağılır değil mi? Ay inşallah, inşallah. Vallahi yemem. Bunu çözecek kimse yok mu ya? Göz göre göre gidiyorum ben. Bir seyahate falan mı çıksan acaba Beyza? Yaman. Arıyorum, açmıyorsun. Tony ben efendim, iyi akşamlar. Biz de kardeş cüvezimle, kardeş kardeş böyle bacımla. İşte giyimdi, kuşandı, muhabbet falan. Anladık, anladık, rahat. Allah razı olsun. Hayırdır? Görmedim aradığını. Sessizdeydi. Sabahtan beri haber vermedin. Geldiğini, gittiğini, eve girip çıktığını haber ver. Ne yapıyorsun, neredesin bilelim, yanlış olmasın. Anlaştık. Anlaştık. Anlaştık değil mi? Anlaştık, anlaştık. Ne anlaştık? Hiç anlaşamıyorsunuz ki. Bırak kızın yakasını arkadaşım. Sus kızım. Ufaklık, sen girme bu topa. Hop. Dingillik yok. Bak genç. Bu evin namusu böyle gece vakti ani giriş çıkışları kaldırmaz. Kız bir evin bir kızı sonuçta. Kıymetlimizdir. Bir evin bir kız mı? Sen nesin? Kesme. İnsicamı bozma. Eyvallah. Bu destursuz gelip gitmeler, yüzük müzük lakırtıları, aile meclisinden helallik almadan ne iş? Biz helallik almayacağız demedik. Yavaş git, ağır abi desinler. Ağır ol, molla desinler. Yo, saygı duyarım. Burası çıkrıkçı oğlu hanesi. Sen vurursan dikiş atarlar, biz vurursak toprak atarlar. Eyvallah. Bizde yanlış olmaz zaten de. Allah'ım, iletişim kurdular. Nece konuşuyorlar acaba? Japonca gibi bir şey benim için. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Saf insanlık. Herkese kendin gibi biliyorsun, güveniyorsun. Bir bakıyorsun, hup, 300 lira cebe atılmış. Neyse, konunun babamla alakalı olmaması güzel bir lafı şey. Lafı değiştirme yavrum. Ya şurada etle tırnak olmuşuz. Ben Şenur ablanın altının para üstünü vermeyi unutmuşum diye ne kadar abartıldı. Alman usulü, Alman usulü. Ne oldu, hesap çıkarıyordun bana? Nerede kaldı Alman usulü? Senin bu yaptığın hangi batı Avrupa etiyle sığar? Hı? Canım sen Avrupa'ya ne bakıyorsun? Biz Türk'üz. Üç kuruşun beş kuruşun hesabını mı yapacağız aile içinde? Ne güzel dedin, yapmayak. Bir daha bana para konularını açma. Türk konukseverliğini unutma, unutturma. Ne yemek var? Tavuk. Gene mi tavuk ya? Oo, bir pirzola göremedik ha şu evde. Göğe misafirik. Pirzola kaç para Şenur abla? Yarın benim 300'den al harca. Çoluk çocuk yesin, helali de hoş olsun. İyi, tamam. Benim de zayıf tarafım bu işte. Bir affedicilik, bir cömertlik, bir gönlü bolluk. Bir evde misafir miyim? Hiç altta kalmam.
alamışız. Sonumuzu verdeyim. Araya gideceğine canıma gitsin. Ana yemek yiyeceksin ya. Ya ver, ver yemek altı işte ver. Tavuk yiyeceğiz gene, ne tavuk. Safiye, bunların da büyüğünü al ya. Küçücük mus. Delikanlı ol, ciğerimi ye. Ama yürek yemiş gibi kızımıza atar gider yok mu? Estağfurullah, ne yanlışımızı gördün abla? Abla mı? Ödüğünün içinde palaremsi çıktı. Çünkü biz öfkeyle kalkarsak zarar vermeden oturmayız. Eyvallah, biz de saygıda kusur etmeyiz. Yaman, senin gözün mü nemlendi? Bir şey yok. Delikanlı adam ağlamaz. Gözüne racon kaçtı. Bir şey yok ya, Allah Allah. Bizde yamuk olmaz hani. İlayda, hızlı koştun, hemen düştün. Racon'da kız kaçırma vardır da yangından mal kaçırma yoktur. Biz onu atladık. Eyvallah koçum. İşte böyle. Ayarımızı yapalım, ayarları bozmayalım. Sıkıntı yok. Aile bizde baş tacıdır. İlayda, ne zaman ararsan emrindeyim. Hürmetler. Anlaştık. Anlaştık. Bir 40 boyunda sarı saçlı, mini etekli bir mafya babasıyla yaşıyorum. Kız, sen geceleri evden kaçıp havaya silah mı sıkıyorsun, ne yapıyorsun? Siz salak mısınız ya? Madem maçoluk evreninden biri lazımdı, niye benden yardım istemediniz? Gündüz unuttunuz mu? Ben maço kültürünü aldım. 2 sene kendime oyuncak yapıp oynadım. Ne sanıyorsunuz bebeler? Doğru ya, oldu. Peki şimdi benim namusum, kimin namusu? En son kimde kalmıştı o? Bacım, al namusunu cebine at. Bu alemde herkesin namusu kendine. Kahve içeyim. Sonrasında da eve bırakın. Siz geceleri gönlünüzce buluşup yiyişin ya. Siz geceleri gönlünüzce buluşup yiyişin yavrum. Ben... Ay ya. Siz geceleri gönlünüzce buluşup ya. Siz geceleri gönlünüzce buluşup kikirdersin yavrum. Belli ki dünyanın sonu yakın. Hadi, hadi canım. Hadi, hadi. Hadi Safiyeciğim, hadi. Sahneyi bitiremiyoruz Safiyeciğim. Ay, inmiyorum galiba, iniyor muyum? İniyor muydu? İneyim mi? Tek sıkıntı şu. Gizem asla bu konuyu öğrenmemeli. Her hafta bir mürücü. Tek sıkıntı şu. Gizem... Evde kasada 10.000 dolar var. Onu alayım. Alayım ne ya? Arkadaşının nişanlısına bilezik alıp buna atkı mı öreceksin? Bir de diyebilseydim. Bir diyebilseydim. Dile de önce atkıyı. Arkadaşının nişanlısına bilezik alıp buna atkı örmeyeceksin herhalde. Arada bir boşaltıyor, bir şey yok ya. Bir boşalıyordum. Of, çok baskın bir kişilik. Karakter. Ha. Of, çok baskın bir kişilik. Ben zaten gitmek istiyorum. Ama yengene göz kulak al dedi, gidemiyorum. Bir şey olacak diye bekliyorum. Ben hissediyorum, o bana şey yapıyor, sersemletiyor. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete yavaş gelecek bize.